Veliler ekran başına, karneler için artık geri sayım başladı. Peki kötü karne getiren çocuğa karşı nasıl davranmalıyız? Cevabı haberimizde. Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. Yani karnesini merakla bekliyorum, kızımın karnesini. Kıyaslama kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Bak, kuzenim doktor oldu falan. Senden bir şey olmaz gibisinden şeyler oluyor. Kendine olan özgüvenini çok ciddi şekilde azaltıyor. İlk başta bir bağırıyordu tabii. Dövme falan olayları oluyor. Karne için geri sayım başladı. Bazı öğrenciler merakla karnesini bekliyor. Teşekkür ederim seni. Bazıları ise korku ve endişe içerisinde. Sebebi ise kötü gelecek olan karne. Ebeveynlerin kesinlikle karneleri kılık gelen öğrencilerine hakaret edici, onların özbenliklerine, kendilerine kötü hissettirecek şekilde eleştiri sözcüklerinden kesinlikle kaçınsınlar. Abi, tedirginlik oluyor ilk başta kötü karne yetince. Anne baba bir ümitle seni bekliyor, böyle teşekkür takdir, ama onlara kötü götürmemek için bir üzülüyorsun ilk başta. Ondan sonra işte baba dayağı falan. İşte baba geliyor eve, işte hanım ben demiştim çocuktan bir şey olmaz. Yazın Nazım usta yanına vereceğiz, bunu çalışsın gibisinden. Böyle. Kötü karne getiren çocuklarımıza kötü söz ve hakaret etmeyeceğiz. Bu birinci kural. İkinci büyük kural ise çocuğumuzu bir başka çocukla kıyaslama yapmayacağız. Kıyaslama kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Bu çocuğun kendine olan özgüvenini çok ciddi şekilde azaltıyor. Annesi bu konuda zaten çok iyimser kızına karşı. Siz? Ben biraz evet. Ne yapıyorsunuz? Yani biraz babalar olarak biraz da böyle sertiz yani. Gelelim hediye konusuna. Uzmanlar iyi ya da kötü karne getiren çocuklara hediye alınmaması konusunda velileri uyarıyor. Benden spor ayakkabı istedi. Bebek alıyorum onlara ya da gezdiriyorum. Burada bir koşul var. Ebeveynlerin biz çocuklarını koşulsuz bir şekilde kabul etmelerini doğru buluyoruz. Eğer karnesi kötüyse, senin karnen kötü geldiği için ben sana hediye almayacağım dediğimizde biz çocuğa aslında yine ceza vermiş oluyoruz ve çocuğu olduğu gibi kabul etmemiş oluyoruz. Koşullu kabul etmiş oluyoruz. Hediyede de yine aynı şekilde aynı durum gözlemleniyor. Peki kötü karne getiren öğrencilere veliler nasıl davranmalı? Hayatın okul başarısından ibaret olmadığını kendilerine söylemeliler. Eğer çocukların karnelerinde kırık notları var ise ebeveynler karneleri eline aldıkları anda hemen çocukla iletişim kurmasınlar. Çocuktan bir iki gün geçtikten sonra randevu alarak çocuğun önce olumlu yönlerini kendilerine liste haline çıkartıp bunu çocuklarla paylaşmalılar.